Teşekkürler. Abi hiç bozmasaydınız ya. Bu taraf olan. Teşekkürler. Partisi milletvekili tutuklanıyor. Bu daha önce yaşanmış bir hadise değil. MİT tırları davasında taraf olan bir gazete maalesef böyle bir şey yapıldı. Gündem çok çabuk değişiyor, yoğun değişiyor. 16 Nisan referandumundan sonra Genel Başkanımızın bu davranışıyla hayır cephesinde müthiş bir eylem birliği oluştu. Sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil, hayır cephesine yer almış diğer partilerinde veya diğer sivil toplum kuruluşlarında, derneklerinde Sayın Genel Başkanımıza destek olduğunu görüyoruz. Mesela ben dünkü yürüyüşten bir örnek vermek istiyorum. Genel Başkanımızın dünkü yürüyüşünde sadece Cumhuriyet Halk Partililer yoktu. Dikkat etmişsinizdir. Bugün Sözcü Gazetesi ve diğer gazetelerde de yer aldı. AKP'nin kurucuları oradaydı. Evet, AKP'nin daha önce daha önceki milletvekilleri genel başkanımızla beraber yürüdüler. Bu şunu gösteriyor. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı ya da sahiplendiği bir eylem değil. Bu toplumun tamamını, yani adalet duygusu içinde atan insanların tamamını sahiplendiği bir olay. O yüzden destekliyoruz. Biz de bu anlamda yarın saat 15'te, 3'te Hüseyin Kaya Parkı'nda bir basın açıklaması yapacağız. Ben Barbaros'cum, biraz sokakta olmaya çalışan bir siyasetçiyim. Genel çok fazla evet, karşılaşıyoruz sık sık. Çok fazla il binasında oturmayı sevmiyorum. Sokakta tabanda olmayı istiyorum. Vatandaştan çok olumlu tepkiler var. Şunu görüyorum ben, yani 16 Nisan'dan sonra bir şey yapılmalıydı ve yapıldı. 16 Nisan'dan sonra, zaten 16 Nisan'ın yükünü ciddi anlamda Cumhuriyet Halk Partisi çekmişti. 16 Nisan'dan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları beraber yönlendiriyorlar. Ama genel başkanımızın bu işi sahiplenip, diğer muhalefet kesimlerinin de, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, hatta AKP'nin içinde yer alan yöneticilerin de bu işe müdahil olmuş olmaları sadece bu işi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmadığı anlamına geliyor. Bu işi Cumhuriyet Halk Partisi tek başına göğüslemediği için sokakta Cumhuriyet Halk Partili olmayanlar da bu işten son derece memnunlar. Yüreğinde de aynı dediğim gibi vatan sevgisi olan, adaletten yana olan, cumhuriyetten yana olan, bu ülkenin kazanımlarından yana olan herkes genel başkanımızı son derece destekliyor. Caddeyi yürürken görüyorum. Sabah pazardaydım, insanlarla beraberdik. Ya yürüyün, helal olsun, doğru bir iş yapıyorsunuz. Adalet herkese lazım. Adalet bugün bu ülkeyi bu hale getirenlere de lazım diyor. Kendisi adalet yazan dövizi var elinde ama yalnız değil. Bizler arkasındayız. Kırıkkale arkasında. Türkiye arkasında herkes bu işi sahiplenmiş pozisyonda. O yüzden genel başkanımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Zaten basından takip ediyorsunuzdur. Genel başkanımızın geçtiği tüm güzergahta sadece CHP il ilçe örgütleri değil, sivil toplum kuruluşları, dernekler, sendikalar genel başkanı karşılıyorlar. Evet. Ona destek oluyorlar. Bunlar son derece kıymetli diye düşünüyorum. Kırıkkale örgütü de bu konuda arkadaşlarımız, yöneticilerimiz çalışma yapıyorlar. Genel başkanımızın bir güzergahında sabah kendisiyle beraber hareket edeceğiz. Bir sonraki güzergaha kadar Kırıkkale İl Örgütü olarak genel başkanımıza destek olacağız. Arkadaşlarımız bunun çalışmalarını yapıyorlar. Partiye şu anda isimlerini yazdıran, bizimle beraber hareket etmek isteyen, bizimle beraber olmak isteyen arkadaşlarımız var. Yani katılım son derece güzel, memnunuz. Şu da çok önemli. Genel başkanımız bir mesaj verdi. Bir heyecan yarattı. Ya ne oluyor dedi, bu ülke sahipsiz değil dedi, biz varız dedi. Elini masaya vurdu. Ama şunu yapıyor genel başkanımız, yürürken il örgütlerine de dün gelen genelge gereği kesinlikle açık bir talimat veriyor. Taşkınlık olmayacak. Provokatif herhangi bir eylem ya da davranış olmayacak. İllegal hiçbir şey olmayacak. İllegal hiçbir yapıya izin verilmeyecek. Tamamen sağduyulu, zarar vermeden topluma mesaj vermenin peşindeyiz. Adalet, derdimiz Türkiye Cumhuriyeti, derdimiz tüm mağdurlar ve ezilmişler. Derdimiz Kırıkkale. O yüzden buradan Kırıkkale tüm hemşerilerime sesleniyorum. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partililerin işi değil. Bu sadece bir görüşün, bir düşüncenin, ideolojinin işi değil. Ben adaletten yanayım, ben hukuk devletinden yanayım, ben demokrasiden yanayım. Ben mağdur oldum ya da bu ülkenin geldiği noktada endişelerim var diyen herkesin yarın bizce Hüseyin Kaya Parkı'na gelmeleri gerekir. Zira onlar geldiğinde biz Kırıkkale'nin bu işi daha fazla sahiplendiğini göreceğiz, moral bulacağız, enerjimiz daha da artacak ve topluma bir hep beraber mesaj vermiş olacağız. Son olarak şunu söyleyeyim, yarın basın açıklaması yapacağımızı duyan Kırıkkale'li hemşerilerimizden bana dönüşler var. Burada niyetler önemli, oraya çıkan herkes adalet için çıkıyor. Yoğun katılım olur tabii ama bizim derdimiz şey değil. Yani bizim derdimiz mesaj vermek. Biz kesinlikle
bir siyasi şov ya da beklenti içerisinde değiliz. İlk günden beri, başından beri bizim derdimiz mesaj verebilmek, bizim derdimiz kırık kale kamuoyuna ulaşabilmek, bizim derdimiz köylere, mahallelere, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ya da Türkiye'nin sıkıntılarını anlatabilmek. Biz bunun peşindeyiz. Kalabalık olmasını tabii ki isteriz ama bir kişi de olsa Ahmet Anıl orada olacak.